Şimdi Türkiye çok uzun zamandır yaşadığı bir sorunu daha da kilitleyen ve çözümsüzlüğe doğru iktidar eliyle, iktidar bloku eliyle çözümsüzlüğe doğru iten, akla, vicdana, hukuka hiç yatkın olmayan yol ve yöntemlerle başta Kürt halkı olmak üzere Kürt demokratik siyaseti ve Kürt demokratik kurumları üzerine yönelmiş bir saldırganlığı benimsedi çok uzun zamandır. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir girift durumla karşı karşıyayız. Kürt sorunu mıh gibi bir gerçek olarak duruyor. Kürt sorunu artık Türkiye açısından sınırlar içinde bir sorun olmaktan çıkmış, çoktan uluslararası bir duruma yerleşmiştir. Dolayısıyla çözüm aktörleri açısından, meselenin çözüm aktörleri de son derece uluslararasılaşmıştır. Ve devlet ve bu akıl Kürtlere bir mesaj vermek istediğinde yöneldiği ilk yer İmralı tecrit sistemi ve İmralı'da Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan baskının, izolasyonun arttırılması oluyor ve oradan hem ülkeye hem Kürtlere hem demokratik güçlere de yapacaklarına ilişkin mesaj veriyor. Şimdi tecrit bir rejim, tecrit bir izolasyon rejimi ve bu rejim İmralı'da test edildikten sonra ülkeye yayıldı. Bütün alanlara, bütün toplumsal alanlara, sadece cezaevlerine değil. Ana fikri kendine, iktidar açısından kendine muhalif gördüğü ve o muhalif fikrin toplumda yayılabilme ihtimalini gördüğü her yeri toplumla buluşmaktan izole etmeye dayanıyor. İzole, yani cezaevinde kullanılabilecek haklardan izole etmek, diğer bütün alanlarda bu alanın toplumla bağlarını koparak izole etmek ve hiçbir hukuk kuralına bağlı olmayan bir anti hukuk aslında zemini oluşturmak. Şimdi kurumlar, siyasi partiler son derece giriftleşmiş ve acı, ölüm, çatışma, yoksulluk getiren bu çözümsüzlük metotlarından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen ve bir çözüme, demokratik bir çözüme adım atılması gerektiğini söyleyen bir fikirle bu işin kaynağı olabilecek, başlama adımı olabilecek yeri işaret ediyorlar ve buradan başlanması gerektiğini. Şimdi nasıl ki devlet aklı Kürt halkını, demokratik muhalefeti, Kürt kurumlarını inkara ve imhaya yöneldiği siyasetin başlama noktasını İmralı'daki tecritle gerçekleştirdiyse, yani kaynak orasıysa, dolayısıyla çözüm için de kaynağından bu meselenin başlangıç adımlarının çözülerek atılması lazım. Dolayısıyla basit bir meseleden söz etmiyoruz. Yani Kürtlerin siyasi partileri, demokratik siyaset alanının kurumları ve diğer kurumlarının işte aman aklımıza geldi de bir de böyle bir şey yapalım denilen bir adım değil bu. Bu soruna geniş ölçekli dikkat çekmek için parmak basmaktan geçiyor. Yani bugünlerde yine hızla konuşulan askeri operasyonlar, oraya gitme, harcamaların artması, çatışmanın tercih edilmesi, dilinin hakim olduğu bu iklimden ülkenin ihtiyacı olan bir demokratik iklime geçiş için parmak basılan, dikkat çekilen yerdir. Bıktı bu halk. Yoksulluktan, ölümden, yok sayılmaktan, inkardan, ikide bir ötelenmekten bıktı. Bıktı, artık yeter sözüdür bu. Yani bu bir mesajdır. Sadece Kürtlerden söz etmiyorum bak. Sadece Kürt halkından söz etmiyorum. Bütün demokratik alanı boğulmuş koca bir ülkenin demokratik toplumsal hayatından söz ediyoruz. Dolayısıyla bu nefes alamayacak hale gelmiş bir iklimin değiştirilmesi zorunludur. Ve bunu değiştirmekle, değiştirme gücü elinde olanların buna artık ikna olması gerekir. Dolayısıyla Kürt sorununu, Öcalan kimliğini, İmralı sözünü ya da tecrit rejimini tırnak içinde söylüyorum. Bir terör konsepti ve terör sözlüğüyle anılan bir dar çerçevede tartışmaya rehin alınmaktan çıkarılmak durumundadır. Türkiye'nin geleceğini düşünenler mutlaka meselenin son derece demok, biz bunu yaptık mı yaptık
değil mi? Mesela çözüm sürecinde, müzakere sürecinde konuşulabilir hale geldi mi? Hatta bu konuşuldukça başka bir hakikatle çarpıştı toplum ve bir miktar evet o değilmiş, bak böyle de çözülebilirmiş duygusu oluştu. Bakın bu birkaç kişinin değil, çoğunluğun bir isteğidir, talebidir. Gemlik yürüyüşüne böyle bir meşruiyette bakmak durumundadır. Devlet de böyle bakmak durumundadır. Bu yürüyüşü gerçekleştirecek olanlarda. Bu demokratik bir durumun ve buradan çözüme ilişkin hangi yolu yöntemlerle gidilmesi gerektiğine ilişkin mesajın verileceği bir eylemdir, açıklamadır. Şimdi bu deklarasyon açıklamasından sonra işte merkezimizin de almış olduğu karar gereği bildiriminden sonra biz 12'sine ilişkin bütün ilçelerimizde, ilçe yönetimlerimizde toplantıyla başladık. Daha sonra halk toplantıları, mahalle toplantıları devam ediyor. İşte bununla ilgili broşürler, stikerler, materyaller, üretilmiş materyaller, ortak materyaller buluşturuluyor. Bildiri dağıtımı, stikerler gibi. Bileşen kurumlarımızla toplantılarımız ve demokratik kurumlarla çeşitli görüşmeler, temaslar devam ediyor ve hazırlık büyük bir hızla, coşkuyla sürüyor. Herkes bir büyük ihtiyaç olduğunu, meseleye ilişkin büyük ihtiyaç olduğunu, bu durumun geç kalınmış bir durum olduğunu ve Kürt sorununun çözümü başlığı gündeme geldiğinde işte Abdullah Öcalan ve İmralı cümlesi geçmeden bir çözümün çok mümkün olmadığını, dolayısıyla tecrit sisteminin kırılmasının, tecrit sisteminin ortadan kaldırılmasının son derece önemli bir gündem olduğunu, çünkü bu sistemin sadece İmralı'da Öcalan'a uygulanan bir sistem değil, hare hare bütün cezaevlerine ve diğer alanlara yayıldığını, artık nefes alınamadığını, adım atılamadığını, bunun da dayanılmaz hale geldiğini ve bir yerden çözüm için adım atılmasının gerekli olduğunu, hatta geç kalındığını ifade ediyorlar. Ve bunu söylerken gerçekten büyük bir içtenlikle söylüyorlar. Yani çok büyük bir içtenlikle. Yeter artık. Yeter artık. Bir yerden, yani bir yerden bir çözüm meselesine dair daha gür ses çıkmadı. Bu da halk dışında değildir. Halk bu sesi gür çıkarırsa çözülür denilen büyük bir de inanca sahip. Yani. Halk buna inanıyor. Bunun içinde Öcalan'ın bu meseleye ilişkin attığı her adımın çözücü olduğu, yaklaşımlarının bütün tarafları demokratik bir çözüme sevk edecek kolaylaştırıcı rol üstlendiği, test edildiği için söyleniyor bu çözüm sürecine, diğer süreçlerde. Bu etkisi biliniyor ve Kürt halkı açısından kim ne derse desin, bu manevi liderlik pozisyonunun, akli liderlik pozisyonunun kendisinin sorunun çözümünde birincil önemde olduğunun farkında ve bunu teslim ediyor. Eğer Türkiye'de bir demokratik iklim, en azından buna doğru ilerleyen bir başlangıç önemlidir diyorsanız ki dendiğini biliyoruz demokratik kurumlar tarafından, o halde bu gündemi görmemezlikten gelmeyin. Mutlaka sistemin, bu tecrit sisteminin gayri hukuki, gayri vicdani, gayri ahlaki bu sistemin ortadan kaldırılması için büyük demokratik basınç oluşturulmasında üstünüze düşeni yapın, rolünüzü üstlenin, görev alın, dillendirin. Mutlaka dillendirin. Evet, herkes bir eylem düzenlemeyebilir ama o alana, iktidarın sınırladığı kriminal alanda konuşmayı reddederek başlayın. 12 Haziran gemlik yürüyüşü çözümün kaynağında, çözümün kaynağına ulaşmak ve bununla ilgili mesajı vermek açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla bütün demokratik kurumlar, bu konuya dair adım atması gereken bütün şahsiyetleri, söz söylemesi ve konuşması gereken bütün şahsiyetleri ve elbette ki halkımızı bu yürüyüşe büyük bir coşkuyla davet ediyoruz.